İkinci Bayezid'in bir lafı vardır. İspanya kralı Yahudileri kovarak kendi ülkesini fakirleştirdi, benimkini de zenginleştirdi gibi. Atatürk vefat etmeden bir süre önce tüm sinagoglarda sağlığı ile ilgili bir dua okunmuş. Bugüne kadar bir kere Türk Yahudilerinin hayat tarzına ve geleneklerine ve alışkanlıklarına en çok yer veren dizi olması açısından bizim için bir çığır açıcı bir dizi zaten. Bana genelde hani turlarda da çok gelen bir sorudur. İşte dünyayı Yahudiler mi yönetiyor? İlk verdiğim cevap da hani dünyayı yönetmediğim zamanlarda metroda akbil basıyorum demek oluyor. Biz Türk Yahudileri olarak çok az sayıdayız. Yaklaşık olarak bugün 16-17 bin civarında, büyük çoğunluğu İstanbul'dadır. 1000-1200'ü İzmir'de yaşamaktadır. Bunun dışında da Bursa, Ankara, Antakya, Adana gibi bazı illerde de çok küçük sayıda topluluklar bulunmaktadır. Türkiye'de Yahudilerin ilk gelişi 2600 yıl öncesine dayanır. O zaman gelenler Doğu Yahudileridir. Sefarad İber Yarımadası'ndan gelenlerin verilen tabirdir. 1492 yılı Aragon Kralı Ferdinand'la Kastilya Kraliçesi Isabel hükümranlıklarını birleştiriyorlar. Elham'la kararnamesiyle birlikte işte Yahudilerin bu toprak, o topraklardan gitmesi veya din değiştirilmesi söyleniyor. 1493'te ilk matbaanın ürünü çıktı ortaya. Top gibi silahlarda bu gelenlerin çok büyük katkısı olmuştur. Çok uzun yıllar padişahların doktorları hep Yahudilerden olmuştur. Bu din fermanı. Bu Mohaç Muharebesi sırasında Osmanlı'ya büyük faydalar sağlamış, Hanevel ailesine verilmiş ve de birçok vergiden muaf olmalarını sağlayan bir fermandır. İkinci Bayezid'in bir lafı vardır. Yani İspanya kralı Yahudileri kovarak kendi ülkesini fakirleştirdi, benimkini de zenginleştirdi gibi. Osmanlı'da dini vecibelerini yerine getirme açısında tamamen serbest olmalarına rağmen hiçbir zaman eşit vatandaşlık olarak yaşamadılar Yahudiler. Yani mesela ata binmeleri yasaktı veyahut yaptıkları binalar mutlaka Müslümanlarınkinden bir kat daha alçaktı. Belirli kıyafetlerde renk zorunlulukları vardı. Bunun gibi şartlar mevcuttu. Ayrıca dini vecibelerini yerine getirmek için de padişaha rav akçesi denilen bazı vergiler öderlerdi. Tanzimatla birlikte eşit vatandaşlık hakları verilmeye başlandı. Cumhuriyet'in başlanmasıyla bir Türkleştirme hareketi başladı. Hiçbir zaman Osmanlı'daki gibi kalkıp yani Türkçe bilmeden yaşamak gibi bir şey mevzubahis olmamıştır Cumhuriyet'te. O zaman mevcut olan Yahudi okulları da Türkçe tedrisata geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında da varlık vergisi en fazla etkilenen Yahudiler olmuştur. Hepsine varlıkların üstünde vergiler koyaraktan çok zor şartlar altında kalmışlardır. Bütün varlıklarını satmak zorunda kalmışlardır. Onunla bile tahrir edilen vergileri ödeyemeyerek bir kısmı çalışma kamplarına Aşkari'ye gönderilmişlerdir. Türk Yahudi toplumu içinde Atatürk'e her zaman çok büyük bir sevgi vardır. Yani ben bilmiyorum ama bugüne kadar Atatürk'e karşı düşünceleri olan bir Türk Yahudisi'ye de pek rastlamadım yani. Atatürk vefat etmeden bir süre önce tüm sinagoglarda sağlığı ile ilgili bir dua okunmuş. Her zaman için Atatürk ve onun devrimleriyle yoğrulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin çizgisi Yahudilerin de benimsediği bir çizgidir Türk Yahudilerin. 70 bin civarında Yahudi yaşıyor 1923 yılında. Türkiye'de baktığınız zaman, sorduğunuz zaman Yahudileri çok zengin falan zannederler. Belki yüzde yarımı veyahut binde biri öyle olabilir de İsrail Devleti'nin 1948 yılında kurulmasının ardından belki büyük bir çoğunluğu da maddi olanakları daha sınırlı olan kişiler İsrail'e göç etmişlerdir. Bu belki 2-3 senede nüfusun yüzde 40'ını 50'sini oluşturmaktadır.
dünyada neredeyse İbranice bilmeyen tek diaspora cemaati biziz. Ladino diye bir kelime, lisan yok aslında. Ladino, İbranice'nin imla kurallarına bakmadan kelime kelime tercümesidir. Biz buna Yahudice, Yahudice en doğrusu. Jüde-İspanyol'da daha bilimsel olarak kullanılan adıdır. Annelerimiz ve daha büyük kuşaklar Ladino ile büyüdüler. Bizim zamanımıza geldiğimizde Ladino'yu da kalkmıştı artık devreden. Biz böyle ne arada ne o ne bu hiçbir şey bilmiyoruz yani. Şu anda evlerde ne konuşuluyor derseniz, büyüklerimiz Yahudi İspanyolcasını belli kelimeleri, belli şeyleri yine konuşuyorlar. Onun dışında Türkçe konuşuluyor. Bugün okulumuz var, 600-700 talebenin gittiği okullar. Yuvadan lise sona kadar. Türkiye'de zaten tek iki çocuğum Musevi Lisesi'ne devam ediyorlar. İlkokuldan itibaren çift yabancı dil gidiyorlar. İngilizce artı İbranice şeklinde. Din kültürü dersinde Yahudilik dini öğreniyorlar. Üniversitesini İsrail'de okumak isteyenler için daha ileri programlar da var. Ama onlar da zavallı çok sevmiyorlar çünkü bayağı zor bir lisan. Sefarat mutfağı ağırlıklı tabii yokluktan geldiği için o yokluktan bir zenginlik yaratmaktır aslında. Boyozu bütün Ege biliyor. Boyoz Yahudi yemeği. Borekas. Borekas en tipik şeylerden biridir. Yahudi yemeklerinden biridir yani. Patlıcanlı veyahut peynirli, patatesli yapılan böreklerdir borekas. Toplumun büyük bir yüzdesinin cuma akşamı evde ailelerle birlikte tıpkı o dizide gördüğümüz sofranın bir benzerinin veya aynısının yaşandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Telefonunuz veya bir bilgisayarınızın pause tuşuna basmazsanız, düzenli olarak durmadan çalışılsa bozulur değil mi? Bu da işte insan hayatının aslında o pause tuşuna basılması ve insanın kendi içinde Tanrı'ya ayırdığı bir gün olarak düşünmemiz gerekiyor Şabat gününü. Cuma akşamı ailece toplanıp yemek yiyoruz ama ondan sonra hani Şabat kurallarına uyuyor muyuz diyorsan uymuyoruz, anlatabiliyor muyum? Ya da bayram gecesi çok güzel buluşuyoruz, bayram yemeğini yiyoruz. Hani onu buluşmak için, aile büyükleriyle bir araya gelmek için bir vesile olarak kullanıyoruz. Ama ertesi gün bütün günü sinagogda dua ederek geçiriyor muyuz dersen geçirmiyoruz. Yani. Bu çağda bütün bunlara çok riayet edilmiyor. Yani gerek helal yemekle ilgili, gerek Şabat'a bakmakla ilgili var tabii ki bakanlar ama çok azınlıkta. Helal derken özellikle etle ilgilidir veyahut sütle etin aynı anda yenmemesiyle ilgilidir. Hayvan kesimi daha farklı yapılmaktadır. Hayvan öldürülürken tek bir darbede hiç acı çekmeden ölmesi istenmektedir. Kipur günümüz var, oruç tutarız. Bir de hamursuzumuz var. Bir hafta hamur yemeyiz. Yahudilikte hani alkole dair bir yasak yok. Şöyle ki sadece alkol alırken bir başka kişiye zarar vermeyecek şekilde veya kendini rezil etmeyecek şekilde kararında içilmesi. Bu gördüğünüz, bu bizim Hanuka bayramında kullandığımız Hanukiya diye tabir ettiğimiz yağdanlıktır. Bu o zaman fakir olduklarını söyledik. Bu Çanakkale'den bir Hanukiya'dır ve de gördüğünüz gibi üstünde iki tane minare motifi vardır. Tevratlara konulan taçlardır ve bunların da üstünü ay yıldızı olarak görüyorsunuz. Altı köşeli de yıldız değildir. Yani bu Türkiye'yi simgeleyen, bir tek Türkiye, Osmanlı ve Türkiye'de bu görüntüleri bulabilirsiniz. Bu biraz evvel gösterdiğim Yarın Bismillah var burada. Ha. O şey yukarıdaki. Evet, evet. Burada oturacak. Yandaki boştur. Eliyahu'nun sandalyesi denir. Kulüp dizisi beklediğinin çok çok üzerinde bir ilgi gördü. Ve Türk Yahudilerinin bir nebze olsun tanınması için katkıda bulundu. Genellikle filmlerde yani Yeşilçam dediğimiz dönemdeki filmlerde Yahudi her zaman ya tefecidir ya bankerdir. Yani hep negatif bir imaj verilerek nitelendirilen bir kişidir. Burada çok daha doğal olarak nitelendirilmiştir insanlar. Kulüp dizisiyle ilgili de daha evvelden bir danışmanlık geçmişimiz oldu. Metinlerin okunması, o metinlere yapılan Yahudi kültürüyle ilgili eklemeler, özellikle varlık vergisi 6-7 Eylül 1955 bu tarihsel gerçeklerin nasıl aktarılabileceğiyle ilgili kendilerine önerilerim oldu. Dizi ekibinin, başta yönetmen, değerli hocaların
maddi hata yapmama konusunda gösterdikleri hassasiyet bizim toplumumuz için çok önemli. Bir kere o dönemi görmek hoş. Sonuçta yaşamadığım bir dönem olduğu için. Ladino konuşulduğunu duymak hoş. Arkadaşlarımızı görmek hoş. Yani bugüne kadar bir kere Türk Yahudilerinin hayat tarzına ve geleneklerine ve alışkanlıklarına en çok yer veren dizi olması açısından bizim için bir çığır açıcı bir dizi zaten. Bana genelde hani turlarda da çok gelen bir sorudur. İşte dünyayı Yahudiler mi yönetiyor? İlk verdiğim cevap da hani dünyayı yönetmediğim zamanlarda metroda akbil basıyorum demek oluyor. Yahudilik ve para ilişkisi. Ortaçağ Avrupa'sında toprak edinme hakkı vermiyorsunuz, çalışma hakkı vermiyorsunuz. Tek yapabilecekleri parayla ilgili olan işler. Ve bunun sonucunda da tabii ki para ile ilgili işlerde daha ön plana çıkıyorlar. Araştırmalar vardır biliyorsunuz. İnsanlara kimle komşu olmak istemiyorsun demişler. Büyük bir kısım Yahudilerle komşu olmak istiyor. Ama halbuki Yahudi'yi hayatında görmedi, tanımadı. Ya da şöyle söyleyeyim, tanıdığı tek Yahudi akşam haberlerinde işte Filistinli'ye taş atan ya da silahını doğrultan İsrail askeri olduğu için bir ön yargı var. Halbuki hiç bilgisi yok yani. Nasıl siz Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanla aynı şey değilseniz, ben de İsrail'de yaşayan Yahudi ile aynı değilim yani. Shalom gazetesi bir kere hani Türkiye'deki en köklü basın organlarından biri olmakla gurur duyuyoruz. 1947'den beri yayın hayatına aralıksız olarak devam ediyor. Kendimizi geniş topluma tanıtma misyonunu da üstlendiğimiz için internet sitemiz de herkese açık. Bazı sinagog saldırılarından sonra cemaat genel olarak ve özellikle kurumlar olarak güvenliğimizi arttırmak zorunda kaldık. Sonuçta somut tehditler yaşadık, somut saldırılar yaşadık. Olarak sokakta rahat mısın desem ben rahatım yani. Ben kendimi öteki olarak görmediğim için bir başkasının beni öteki olarak görmesini zaten kabul etmiyorum.